Reçmel piyasalardan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi Euro dolar paritesinin son bir saatteki hareketi oldukça önemli. Ancak yaklaşık şöyle diyelim 57-15 dakikada neredeyse 45 pipslik bir yukarı hareket oldu ama bütün bu aldığını şu an gördüğünüz noktada geri vermiş durumda. Bu şöyle son 3-4 güne baktığımızda benzer hareketleri bize gösteriyor. Çok önce çok sert yukarı, sonra uzun bir düzeltme. Şu anda bu noktada. Ancak gelinen noktalar gerçekten çok son dönemin yükselişlerini dikkate aldığımızda bakın her çok sert yükselişte mutlaka geri çekiliyor. Aynen burada da olduğu gibi çok sert yukarı ve bir geri çekilme. Şimdi bu noktada hatırlayacaktır bizi izleyen arkadaşlar, bu sabah itibariyle 11.40'lar civarında bir 11.60'lar, bir 18.60'lardan bir satış ve aşağıdaki şu mavi hatta kadar bir geri çekilmeden bahsetmiştik. 40 pips bu gerçekleştikten sonra akşamüstleri tekrar yeni bir hareket oluştu. Şimdi hemen bu grafiği saatliğe çevirdiğimizde şöyle şunu da bir kaldıralım. Şu bu bölgenin aslında çok önemli bir direnç bölgesi olabileceği, bakın şu an 1.18 60 70 bölgesi neden önemli? Çünkü günlüklerde bakın 70'in altına çekiliyorsa bu önemli. Eğer 70'i yukarı önümüzdeki dakikalarda geçemeyecek olur veya gün bu seviyenin altında kapatacak olursa 1.18.30 sonrasında da tabii ki tablo otomatikman bahsetmeye çalıştık. Çok önemli bir formasyon. Bir omuz baş omuz formasyonunu gündeme getirebilir. Yani tablo sol omuz baş, ki yarın sabah kalktığımızda tekrar 18'lere çekilmiş ama gün içinde tekrar bir yukarı. Sonrasında da tekrar şöyle yapalım, hatta şöyle bir geri çekilme. Sonrasında tekrar yukarı bir hareket. Şu tabloyu yapıp ve daha sonra da çok ciddi bir düzeltme. Bu ihtimali konuşuyor olacağız. Bir 17'lerin altını rahat görülebilecek bir hareket olarak karşımıza çıkabilir. Bunu inceliyoruz. Şu an gördüğümüz kadarıyla bu satış etkisi ne kadar oldu? Hemen şöyle bakalım. 1.09.10.65.35 45 pipslik bir geri çekilme. Yani başladığı gibi bitmiş oldu. Buna bir ada dönüş formasyonu da diyebiliriz. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Çok sert yükseliş, çok sert düşüş ve bunun arkası gelecektir. Dediğimiz gibi 1.18'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bunu izliyor olacağız. Hemen ben buradan yine dolar tarafına bakıyorum. Dolar tarafında da aslında bahsetmiş olduğumuz o destek çalışması devam ediyor. Sabah da yine bahsetmiş olduğumuz zaman 3.52.80'lerden oluşabilecek tepkiden bahsetmiştik ki onun 3.54'e kadar ulaştığını gördük. Halihazırda bu bölgede ve bu bölgede tutunmak istiyor. Büyük ihtimalle gün içinde görülen 3.53.90 hatta 3.54.30 bu bölge şu an 3.53-3.53.30 bölgesinde hala alıcılı bölgede kalmak istiyor. İlerleyen dakikalarda biz dolar TL'de yukarı yönlü isteği tekrar görebiliriz veya yarın sabah kalktığımızda 54'leri tekrar görmüş, 52.5-54 bölgesinde yine sıkışan ama belki de cuma gününden itibaren tekrar ciddi olarak yukarı giden bir hareket hareketi tanıklık edebiliriz. Altın fiyatları yine altın fiyatlarında da açıkçası bir son bir tekrar 1271 denemesi oldu. Aslında biz ilk etapta bugün gün içinde 1200 hemen şöyle altın fiyatlarına dönelim. 265'ler ve bu seviyelerin altını test edebileceğinden bahsetmiştik ama günün ilerleyen saatlerinde bu ilk hamlede bir geri çekilme söz konusu oldu. Nereye kadar? Evet, 1200
63'e kadar neredeyse böyle bir çekilme oldu. Sonra gelen alış 72. Yani 71 yine geçilemedi. 71 bizim için çok önemli. 71'in geçilememesi tekrar satıcılı bölgeye geçiş anlamına geliyor. Ve biz 65'i tekrar test edip yarın belki de burada hareketin altın fiyatlarını zirve yaptıktan sonra 1200 60'ların altına gelen bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz. Gram altın tekrar geri çekildi. Göreceğiz büyük ihtimalle. Gram altına baktığımızda gram altındaysa bizim tepe oluşumu esnasında hemen şöyle bakalım. Günlükte şu an için 144'ler bir direnç olarak karşımıza çıkıyor ama biraz daha burası sıkışacak. Olumlu, hali hazırda sıkıntı yok. Biz beklentilerimizi zaten yukarı yönde koruyoruz. Şimdi bizim yıllık tablomuz, aylık tablomuz da artık var. Bunları daha önceden çok kullanmıyorduk ama artık yıllık aylık tablolarımızı da bundan sonra kullanıyoruz. 142 üzerinde kaldığı müddetçe 144-700, 148-150-154. Bu yıl için eğer dolar da beklentilerimiz gerçekleşecek olursa 170 önümüzdeki yılın belki de ilk günlerinde görebileceğimiz, ilk aylarında görebileceğimiz potansiyel 170 korunduğunu söyleyebiliriz. 135'ler üzerinde, hatta 135'ler üzerinde kaldığı müddetçe diyoruz. Aylıklar tarafında 145-148 beklentisi hala hazırda devam ediyor. 150 beklentisi hala hazırda devam ediyor. Günlüklerde şu an için 144 bir geçiş bölgesi hala hazırda güçlü görüntüsünü koruyor ama biraz da 145'e yaklaştıkça satışları geldiğini görüyoruz. Biraz daha yatay gidecek izlenimi var. Bunun ötesinde bizim hisseler tarafından isterseniz şöyle